Merhaba değerli izleyicilerim. Bu videomuzda sizlerle limon ağacının budanışını göreceğiz. Önce budama aletlerimizin dezenfeksiyon edilmesiyle işe başlıyoruz. Buyurun. Evet. Testeremizi dezenfekte etmek üzere dezenfektan maddemizi üzerine sıktık. Çamaşır suyu ve su. Suya 1/10 oranında karıştırılmış çamaşır suyu. Evet. Bu şöyle dursun biraz. Bir miktar da makasımıza sıkalım. Ve silelim. Her tarafına hem gitmiş olsun dezenfektan maddesi hem de makasımızla dezenfekte etmiş olalım. Evet, dezenfeksiyon işlemimiz tamam. Budama makası, budama testeresi, kesi yerlerine sürmek üzere su tut maddesi ve su tut maddesini sürmek üzere fırçamız. Evet, bu da dezenfektan maddemiz. Evet, şimdi bakıyoruz öncelikle oburdal var mı? Ve görüyoruz. Evet, şurada oburdal görünüyor. Oburdalları keserek işe başlıyoruz. Bunları da kesiyorum. Evet. Şu dikine büyümüş bir dal. Bunu testereyle keseceğim. Şimdi ağacımızın iç kısmını açmak istiyoruz. Buraları açıyoruz ki birkaç günde havalar iyice ısınıp yapraklar açıldığı zaman ağacımızın iç kısmı güneş ışığını alacak pozisyonda olsun diye. Evet, şu ağacımızın içine doğru ilerleyen bir, merkezine doğru ilerleyen bir dal. Onun için bu dalı kesiyoruz. Evet. Şunu kesiyoruz. Bu da ağacımızın iç kısmını açmak adına. Evet. Yan dalların belirli aralıkta olmasını temin edeceğiz. Şunu da almam lazım. Bunu aldım. Şunu almam lazım. Burada 3 çatal var. Bu 3 çatalın birini alıyorum. İkisini bırakıyorum. Evet. Şurada şurayı açmak adına şunu kesiyorum. Merkez kısmını açmak üzere şunu da alıyorum. Yan dalların arasını 10-15 santim olacak şekilde budamaya dikkat ediyorum. Evet, şu dikine uzanmış olanı alıyorum. Evet, şu meyve verdiği zaman şunun aşağı doğru asılıp bunun yarılma ihtimali çok yüksek.
Onun için alıyorum. Şimdi burada şunu şuradan alıyorum. Şimdi şu dikene doğru uzayan şu dalı ve şu dalı almam gerekir. Alıyorum. Dikene doğru uzayan ve ağacın merkezine doğru ilerleyen dalların alınması gerekir diye bu budama ilkesi olarak söylemiştim. Bu da aynı şekilde dikene uzayan bir dal. Aynen o bu dal burada yani. Şu diğerinin üstüne gitmiş, bunu almam lazım. Şunları böyle dışa doğru uzayacak şekilde şurada kesiyorum. Şunlara da bakıyorum. Şimdi burada da aynı şekilde yarılması muhtemel bir dalımız var. Bu dalımızı da şuradan dipten alıyorum. Şuradan alıyorum ki bu dal dışa doğru büyüsün diye. Limon ağacımızın da budama işlemi şu an bu kadar. Ama şu tepelerden de bir miktar alacağım. Dış tarafa doğru uzasın diye şunu kesiyorum. Dış tarafa ilerleyen sürgünü bırakıyorum. Şunlardan. Evet. Ona dokunmuyorum. Evet. Diğerlerine dokunmuyoruz. Limon ağacımızı da bu şekilde budamış olduk. Evet, şurada kesi yaptığımız yere bir miktar su tut maddesi sürüyoruz. Yani burada ağacımıza mikrop hastalık bulaşmasın diye. Evet, o kadar. Evet. Değerli izleyiciler, bu ağacımızı da geçen gün bir miktar budamıştım. Çoğunluğunu budadım, az bir miktar kalmıştı. Aniden bir yere gitmem gerekmişti. Onu da şimdi tamamlıyorum. Şimdi bu ağacımızın aşağısında bir obur dal var. Görüyorsunuz, bu obur dalı keseceğim. Ama bu obur dalı oradan kesmek yerine daha aşağıdan testereyle o bölümü çıkarmam daha doğru olur. Şurayı şöyle testereyle çıkarmayı düşünüyorum. Evet. Buraya şimdi biraz sonra su tut maddesi süreceğiz. Şu dalı alayım. Bu dalı almam uygun olur. Bunu alıyorum. Buraları geçen budamıştım. Burada bir dalımız var. Bu dalı da testereyle
alacağım şöyle bir yerden almamın uygun olacağını düşünüyorum. Şuradan alırsam eğer sanki biraz yüksek gibi olur ama dışa büyüsün diye öyle düşünmüştüm. Diğerlerinin hizasını da gözetecek olursam şuradan bir yerden almam gerekir. Şuradan almam uygun olur. İşlemi aşağı yukarı sona ermek üzere ama merkez kısmını biraz açmamız lazım ki iç kısmı havalansın ve şu kuşağı alsın diye. Şunu dipten almam uygun olur. Evet, ağacımızın iç kısmını da yeterince açtık. Ağacımızın hava almasını ve güneş ışığı almasını temin edecek kadar artık limon ağacımızın budama işlemi sona erdi. Oraya bir su tut süreceğiz. İşlemi bitireceğiz. Bir kesi yeri görüyorum. Oraya da sürelim. Evet. Şura. Evet, şöyle son olarak buraya sürmüş oldu. Daha küçük bir yer. Buraya sürmesek de olurdu da. Köşede kalanı sürmüş olduk. Evet. Değerli izleyicilerim, bu videomuzda limon ağacı budamayı birlikte gördük. Bahsetmiş olduğumuz hususlara dikkat ederek budamaya çalıştım. Umarım izleyicilerim için faydalı olmuştur.
videomu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Hepinize iyi günler, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.